Bak Yiğit, ben evimi yapmaya başladığımda hani biraz Niye oyundan çıktın? evim lava dönüştü. Evim değişik değişik bloklara dönüşüyor. Bak taş oldu, çimen oldu, toprak oldu. Niye taş, tahta? Harika. Benim harika, gerçekten alkışlıyorum şu anda oyunu. RGB renk değiştirir gibi evimin blokları değişiyor. Hem de komple. Ne? Bu Evet. köpek kulübesi mi? İçeride sen yoksun ama. Oh my god! Mom get the camera! Wow! Benim bir profilim vardı ya. Ha. Artık yok. Şu yapı kapışması videosunda ortası rezalet olunca nasıl da anlıyor insan Baydemir abinin bu videoda da olmadığını? Abi bir dakika, Baydemir abilik yapıyor, ortayı düzenliyor. Çok büyük saygısızlık, çok büyük saygısızlık. Merhaba, videoma hoş geldin arkadaşlar. Bugün yeni bir Minecraft videosuyla karşınızdayız. Siz de görüyorsunuz, Minecraft'tan başka bir şey yapmıyoruz zaten. Kanalın konsepti gereği. Ya bu Baydemir abinin mezeleri çalıyor, bu düzenleyemez. Yapamaz bunu, alo. Neyse, Baydemir abi demişken arkadaşlar, bu yapı kapışmasında karşımıza kız bir pro mimar var bak. Hem kız hem pro mimar. Pro mimar. İkisini bir yere birleştirebildin mi? Şadun abi birleştirdin mi? Söylesene, bunu da ben mi? Her şeyi de ben mi cevaplayayım? Hadi. Tamam, birleştirmiş Şadun abi. Arkadaşlar, bu kız pro mimarımızı çok güzel bir şekilde şakalayacağız, trolleyeceğiz, onun huzurunu kaçıracağız, onu rahatsız edeceğiz. Bunu nasıl yapacağız? Yine bin bir türlü komutlarımız, zorunluluklarımız var, bir şeylerimiz var. Benim zaten trollerimi biliyorsunuz, onda bir sorun yok. Anlaşacağız. Tamam, bu kadar mıydı? Baydemir abi bu şekilde mi anladık? Böyle de yetmez ama. Tamam. O zaman bir konuşalım ondan. Merhaba Nilo ya, nasılsın? İyiyim Mete, sen nasılsın? İyiyim ben de. Bugün ne yapıyoruz Nilo ya? Arkanı dönersen söyleyeceğim. Arkamı döndüm Nilo ya. Şimdi geri bak. Ha, bu senin kafanın altı. La ben de onu nasıl yaptın diyorum. Tamam. Evet bak, bu ince bir detaydı. İzleyiciler için yaptın değil mi? Gülsünler, komik olsun diye. Evet, çok komik olsun diye. Tamam, çak tekrar beşik, çak beşik. Çekeyim mi beşlik? Tamam, şimdi bak, ben sana bir şey diyeyim. Ben ne kadar pro bir mimar olmasam da 58 tane yapı kapışması videosu çektim ve kız bir pro mimardan daha iyi olacağımı düşünüyorum. Bir de senin şöyle yan profile bakayım, seni her türlü yenerim ben. Hiçbir şey yapamazsın bana. Ben yeneceğim seni. Ben kendime çok inanıyorum. Tamam, kaç senedir mimarlık yapıyorsun? Yaklaşık 18 senedir mimarlık 18 yapıyorum. 18 senedir mimarlık yapıyorsun. Yaşın kaç? 17. Arkadaşlar video... Evet, sen sür. Tamam. O zaman temamız ne olsa onu sen seç. Bak, biz de temayı misafirler seçer. Ev olsun bence. Evet, 58 yapı kapışması videosunun 57 tane teması olan evi bir daha yapıyoruz 58 kere. Müthiş. Evet. Tamam. Hadi, taraf seç o zaman. Bak, tarafı da sana bırakıyorum. O piti piti, karamela sepeti, bla bla burası. Bla bla mı? Tamam. Orada bir şey gideceğim. Bu 30 dakika süremiz var ve 30 dakika süre dolduğunu oraya geldiğinde pembe bir evi görmeyeceğim değil mi? Kız gidince akla pembe evi geliyor çocuğum. Yok, görmeyeceksin. Tamam. Ben Baydemir abinin yokluğunu hissettirmeyeceğim arkadaşlar size şimdi. Bir ev yapmak için gereken şeyler nedir? Bir tane ahşap. Baydemir de kimmiş ya? Odun. Aa, ne diyor? Oha! Baydemir kim? Bir şey diyeceğim. Oha, ne diyor? Oha, ne diyorum ya? Abi ne diyor? Tamam ya. Onun üzerine o zaman bu videoya 1.212.000 like gelirse Baydemir abiyle kapıştırırız o zaman seni. Kapıştırırım, olur. Peki, o zaman bu videomuzu yaparken sana birkaç tane soru sormak ve röportaj yapmak istiyorum. Olur, sor. Bir evi de aşağıdan yapmayalım. Tamam arkadaşlar, şunları bir at. Minecraft'ta nasıl başladın? Oo! Bir arkadaşım vasıtasıyla başlamak zorunda kaldım. Zorunda kaldın. Hangi arkadaşın, evet, ve nasıl başlattı seni? Hangi arkadaşım? İsim versem sanki tanıyacaksın. İsim verme yani. Nereden tanıştın? Nasıl bir arkadaş? Kanaldan bir arkadaşımdı. Tamam, boş ver. O zaman mimarlığa nasıl başladın? Mimarlığa nasıl başladım? YouTube'dan gördüm. Online Çıkın Orcu gördün. Yapı kapışması videosunu gördün. Evet. Öyle mi gerçekten? Evet. Kesinlikle öyle oldu. Tamam, doğrusunu söyle şimdi. Online eğitimli oldum. Tamam, online eğitim... Nasıl yani? Bu arada sana hayatının şokunu yaşatacağım. Beni yanmazsın değil mi? Şöyle bir bakayım yaptığım şeye bakayım. Bir arkadaşlar da baksın. Bence çok iyi fikir. Ne dediniz arkadaşlar bu size? Bu size, aynen. Bu size. Bu fikre ne dediniz? Abi Şadun abi, sen ne dedin bu işe? Olur mu? Uf, var ya, bence bir şey değil mi? Aklı hayali duracak bu video görünce. Ya bununla kazanamıyorsam hiçbir şeyle kazanamam zaten. Bak şimdi tam şuraya ince bir ayar çakacağım. Aklındaki şey çok güzel. Diyeceksin ki oh my god. Oh my god mı diyeceğim? Evet, kesinlikle. Bunu böyle yapıyoruz. Aha. Bunu da böyle yapıyoruz. Ah tamam, ben evimi yaptım, bitti. 10, 9, 8. Ne diyorsun ya? Ben yapamazsın. Tamam. Şaka yaptım. Hemen şakadan da anlamıyorsun ki sen. Aa, bana kimse şaka yapmadı ki, benim hiç arkadaşım. Aa, tesadüfe bak. Ne kadar de uyumlu bir insanlar olduk. Değil mi? Bence de. Çok uyumlu insanlar olduk diye.
Şu eve bak. Allah'ım şu eve bak. Sen bakma. İzleyiciler baksın. Sen bakma. Tamam. Şimdi arkadaşlar şöyle sihirli komutlara girdikten sonra bu şekilde merkezimi belirliyorum. Merkezimi belirledikten sonra şu şekilde burayı kırıyoruz. Bu şekilde burası bizim girişimiz oluyor. Bu şekilde girişimizi belirledikten sonra buranın altına taş kumu koyduktan sonra... Pardon, blok ismi söyledim. İlk sihirli komut derken... Bu it yapmak için komut kullanabilirsin. Burada editimiz var. Ha, öyle mi? Aynen öyle. Şimdi buraya şunu koyduktan sonra, bunu yaptıktan sonra çok ince... Bence kötü bir ev olacak ama olsun. Bir kız mimardan daha iyi yaparım büyük ihtimalle. Kız mimar mı? Yani şimdi beni mi katılıyorsun? Yok canım, doğru. Yenilince gelen pişmanlık hissi. He, nasıl gidiyor senin? Ne yapıyorsun? Ne ediyorsun? Bakma gelip, benden fikir çalma. Ne bakacağım senden? Bilmem, belki bakarsın. Yani senin pembe evine mi bakacağım? Aynen, pembe evime bakacaksın. Niye şimdi sen kız mimarları aşağıladın ki? Kız mimarları aşağılamadım, seni aşağıladım. Beni niye aşağıladın? İyi bir yapı yapacağını düşünmüyorum. Ben mükemmel bir builder'ım. Yani gel. İnek oldum da. İnek hocam. Bu arada Bay Demir'le kesinlikle vs atmak istiyorum. Kendisini yeneceğimden çok eminim. Bir dakika, bloğum kırıldı. Ne oluyor ya? Bu bloğum siliniyor. İnek bloğumu yiyor. O ne demek? İnek bloğumu yedi. Niye? İnek bloğumu yiyor ne demek? Ya bloğumu yiyor. Lan inek nasıl bloğumu yesin? Allah çarpsın bloğumu yiyor. İnek bloğumu yiyor ne? Allah çarpsın inek bloğumu yiyor. Öyle şey olmaz. Allah çarpsın bloğumu yedi. Abi inek açmış o zaman, ne yapalım? Şey, buğday versene yine yesin. Doyur o zaman açsa. Ya ben niye doyurayım? Benimki niye yemiyor inek falan? İnek bloğumu falan yemiyor benim. Benim inek bloğumu yedi ya. Ya inek niye bloğunu yesin? Yiyor. Ya yemez. Allah Allah. Yiyor. Abi tamam da yemez yani. Hani öyle huyları yoktur ineklerin. Yiyor. Yemez. Yiyor. Hala yiyor mu? Yok hala ama yemiyor. Ama kızıyım yani yiyorsa. Kız. Ama yedi yani. İnek mi kız? Eminim. Ne? İnek. İnek bloğumu yedi bak, benim gözümden izleseydin çok gülerdin orada. Bir ha? Şey diyeceğim, bloklarım silindi. Ha, her yapı kapışmasında böyle bahaneler uyduruyor genellikle insanlar. Ya, yani. Bu komut neydi ya? Komutla dolduruyorduk da adını unuttum. Nasıl dolduruyorduk bir anı? Ney? Bir alanı nasıl dolduruyorduk? Bir tane komutu var. Set. Slash slash set yaparsan alanını doldurabilirsin. Çimenin kodu neydi ya? Biraz alt tıra blok. Ya yapı kapışması eğitim seti mi satın aldın sen? Ben... Abi bu nasıl pro mimar ya? World Edit komutlarını bilmiyor. Tamam, seni 5 evetle uğurluyoruz o zaman. Hadi görüşürüz, kendine iyi bak. Bu ev çok büyük oldu. Bunu bir revize edelim. Bir şey diyeceğim bak, ben çimen koyuyordum. Geri geldi blokların. Abart. Ya vallahi ya. Abart. Abartmıyorum. Tamam o zaman yapı yap. Abartmıyorsan. Yapıyorum zaten. Yapamıyor abi, gibisin ya. Daha çok. Biraz fazla konuştun da sen çünkü. Hayır bak, vallahi bloklarım gidiyor benim. Ya olur öyle insanlık hali. Başlarım öyle insanlığa. Genelde insanlar kaybedeceğini anladığında böyle bahaneler sunmaya başlıyor. Öyle mi olmuş? O yüzden çok şaşırmadım yani senin bu durumundan. Öyle mi olmuş? Genellikle. Genellikle. Öyle miymiş? Ne yapıyorsun lan? Giyirdim. Oğlum hani kızlar pembe giyiriyor. Lan kızlar giyiriyor mu? Ne demek o? Kızlar giyiremez mi? Sen bana bunu mu demeye çalışıyorsun? Oğlum ne yapıyorsun? Ya kardeşim, insanlık arkadaşlar ben pek anlayamadım. Kızlar giyirebiliyormuş ama hani. İnsanlık hali denilen bir şey var. Sen niye bunu anlamak istemiyorsun? Ben bunu anlamadım. Abi nasıl anlayayım? Hani kızlar pes pembe dünyalarda yaşıyordu. Pembe böyle unicornlar uçuşuyordu. Benim dünyam siyah kardeşim, Allah Allah. Buraya, buraya ağlarım ama yani. Ben sana öyle diyeyim. Hatta ben sana bir sededet yapayım mı? Bizim videoların sededeti vardır. Olur. Yaptırayım hemen. Çalgıda arkadaşım yok. Galiba ilk yapı kapışmasını kaybedeceğim. Anlamadım. Tamam, neden? Bir sıkıntılar var. Şey yapalım mı? Eve girebilmen lazım. Giremezsen kaybedersin. Ha, neden? Ama ben için yapmayı düşünmüyordum. Kömür koymayı düşünüyordum. Tamam, öyle yap. Ama içine giremeyeceksin. Bu ne, böyle bir taktik mi var? İçine giremeyeceksin ama. Tamam, anlaştık. Şöyle yapalım. Arkadaşlar, ya rahat da kalsınız siz. Yani ben hangi yapı kapışmasını kaybetmişim ki? Şu an ne yapacağımı anladınız değil mi? Neyse, ben bir arkadaşlarımla konuşayım ya. Seninle çok konuştum. Aa, arkadaşım yoktu ki, neyse. Ya şu an tamam. Şimdi arkadaşlar buraya bir restoran tuzağı yapacağız. O da bu güzel evimize girmeye çalışırken kendini çukurun içinde bulacak. Yani bu da ufak bir şakanın şeyi diyelim. Tamam, biraz şimdi hafif başlattım şakayı. İnek...
İnek olarak bloklarını yedim. Sonra biraz da abartacağım artık. Daha da ileriye gideceğim. Elinde sonunda böyle bakışmasını kazanacağım yani. Benim sihirli tekniklerim ve komutlarım sayesinde. Tamam. Şimdi arkadaşlar size o zaman tuzak yapmayı öğreteyim. Arkadaşlar bu şekilde pistonları diziyoruz. Tamam. Bu şekilde repeater'larımızı diziyoruz. Siz de arkadaşlarınızla bu şekilde tuzaklar yapabilirsiniz. Bunları bu şekilde koyduktan sonra buraya bir tane enerji vermemiz gerekiyor. Enerji vermemiz gerekiyor. Enerji bu şekilde veremiyoruz. Bu şekilde verdikten sonra bunu bu şekilde yaptık. Yapamıyoruz. Tamam, onu çözeriz. Tamam arkadaşlar, buradaki sistemi yaptık. Tamam mı? Bizim amacımız şurayı açtırıp aşağı düşürmek. Tamam, amaç bu. Şöyle yaptık. Burayı çalıştırdık. Şimdi buradan tesisat çekmemiz lazım ki buradan geçtikten sonra burası açılsın. Ya da bunu elimizle yapalım. Yani daha mantıklı olur. Elimizle yapalım. Tamam. Bir daha buraya tesisat çekmekle uğraşmayalım. Evet. Şimdi tuzağımıza ufak bir revizyon yaptık. Bakın şimdi sihiri izleyin arkadaşlar. Tamam mı? Sihiri izliyor musunuz? Geliyorum ve sihirli sözcükleri giriyorum. Hop! Bu şekilde gördüğünüz gibi tuzağımızı artık uzaktan kumandalı bir şekilde açıyorum. Tamam, bu şekilde kalsın burası. Tabii buradan bu komutu uyguladığımızda tesisattan geri açmamız lazım bunu. Böyle yaparsak. Tamam. Oldu, bitti maşallah. Tamam, burası kaldı artık bu şekilde. Şimdi biraz da ona uğrayalım. Abi çok uzun süredir trollemiyoruz. Bak elim ayağım titriyor. Bak sinirlenmeye başladım. Uzun süredir trollemiyoruz. Alo. Yapınız nasıl gidiyor hanımefendi? Hanım abla. Çok güzel. Hanım reis. Başka ne var? Çok güzel gidiyor. Harika gidiyorum. Başka gidiyor. Ne var? Şey var. Sensu var, Sensu yumuş var, abla var, kardeş var, hanımefendi, abi, ne var, anne, abi. Anne. Oha. Tamam şimdi, senin yapın pro mimar yapısı gibi duruyor mu? Yani orta mimarı bence daha çok. Gelip bakmıyorsun değil mi bana? Ya sana nasıl bakayım ben, kendi yapımla uğraşıyorum ve kendi yapım gerçekten çok. Ada sahilinde bekliyorum. Değil mi? Çok kötü sesin var, bir daha olmasın. Niye öyle dedin ki? Öyle çünkü. Şöyle. Bir şey diyeceğim. Benim vloglarım TNT oldu. Nasıl yani? Hepsi TNT oldu. Nasıl ya? Nasıl olur ki? Efendim? Anlatayım sana bak? Tamam çete hesaplamaz, üzülüyor bug ya. Benim evim çok güzel gidiyor bu arada. Seninki nasıl gidiyor? Hep bana soruyorsun. Benim evim bitti 10, 9. Hayır. Daha yarım saat geçmedi. Tamam öyle olsun. Arkadaşlar bu arada şimdi yine ejder olup üzerinden geçeceğim, tamam mı? Ya bu ejder olayı yine sizde gözükmeyecek arkadaşlar. Bir önceki videoda da aynı şekilde bir arkadaşımızın üzerinden ejderle geçtik. Şimdi de bir arkadaşımızın üzerinden ejderle geçeceğiz. Bu gözükmeyecek size ama emin olun ejder olarak geçiyorum. Bakın komutları yazdım. Sihirli komutları yazıyorum. Disguise. Ne demek? Disguise yani slash arkadaşım yok. Ender ejderhası. Tamam. O zaman geçiyorum. Sesimizi açalım. Sevmeyince hayat. Oha. Ama artık sinirlenmeye başlıyorum bak. Emin etrafında sürekli bir şeyler oluyor. Yiğit. Ya yine ne oldu ya? Ejderha var. Ne ejderhası? Ejderha var. Ya, duymuyor musun sesini? Yok ejderha mejderha. Yok. Kara ejderha var bir tane, uçuyor. Kara ejderha ne demek? Beyaz ejderhası mı var zaten bunun? Ne bileyim ben, Minecraft mı oynuyorum sanki adam akıllı? Bro mimarsın, yapmayı biliyorsun. 18 yıldır mimarım evet. 17 yaşında olmam dışında hiçbir sorun. Arkadaşlar şu, ya bu benim bir şey yapmam lazım. Baydemir abi! Tamam. Ya bu bir şuraya bak, şuna bak. Neyse arkadaşlar ben bunu nasıl kazanacağım bilmiyorum. Bence sorun şurada bak. Şu biraz çirkin durmuş olabilir mi? Bunu nasıl düzeltebiliriz? Bence şunu şöyle yapalım. Burası da zaten bende aydınlık gözüküyor. Onu da çok aydınlık gözükmesin. Evimin içini dizayn edeyim ben. Evimin içini şu şekilde. Evin içinde neler olur? Sandık olur. Arkadaşlar bir sürü sandık. Evin içinde oturma odası olur. Bence kesinlikle oturma odası yapmamız lazım. Bizim klasik oturma odalarından devam edelim. İkincilikle şu altına bir kitaplık diziyoruz. Bu altına kitaplık dizdikten sonra yapmamız gereken tek şey üzerine de siyah yünler koymak oluyor. Siyah yün ne demek arkadaşlar? Bir televizyon ekranı demektir. Bu da yapı kapışmaların sihirli kuralıdır. Tamam televizyonu yaptık ama televizyonu neyle açacağız? Televizyon tabii ki neyle açacağımızı tuşla olacak. Ne? O nasıl bir cümleydi ya? Ona bir altyazı koysana abi. Ne dedim ben onu? Ben anlayamadım çünkü. Tamam bunu buraya koyuyoruz arkadaşlar. Kitaplığımızın üzerinde bir televizyon açma düğmesi var. Bu 3 boyutlu televizyon. Tamam mı? 3 boyutlu televizyon demişken o 3 boyutlu televizyonu sadece eski yapı kapışmalarını izleyenler bilir. Yani. Ama yeni izleyenlere çaktırmayın arkadaşlar, tamam mı? Bu şekilde koyduk. O zaman buna bir de oturma yeri lazım sanki gibi geldi bana. Tamam mı? Buraya bir oturma yeri lazım. Şöyle yapalım. L koltuk arkadaşlar. L koltuk yaptım buraya. Tamam mı? Buraya da düz koltuk yaptım. Design desen var. İnce dizaynlar bunlar. Herkesin anlamayacağı cinslerden. Buraya bir tane slab koyuyorum bu şekilde. Şuraya bir slab diziyorum ve slab'in üzerine de bunu koyarsanız hiçbir şeye benzemiyor. Bunu sakın yapmayın bir daha. Tamam bence burada yapılması gereken şey piston koymak. Ve piston koyalım. Bir şeyi masaya benzetmeye çalışıyorsanız arkadaşlar piston.
yün koyabiliriz. Bu şekilde koyarsak, ya beyaz yün koyarsak tamam. Bence gayet iyi bir masa oldu burası ve gayet iyi bir salon oldu. Onun dışında bize ufak bir yatak odası lazım olabilir. Şöyle bir oda bölelim buraya. Burayı bir de bir yatak odası yapalım. Yatak odasını arkadaşlar yatak kullanmadan yapacağız. Bunu nasıl yapacağız? Bu sadece Çikolom videolarında bu şekilde şeyleri öğrenebilirsiniz. Bunu bu şekilde yaparsanız buralar yatak oluyor arkadaşlar. Daha önce kimse söylememiştir büyük ihtimalle size. Tamam, burası biraz saçma durdu ama olsun. Şöyle bir tane redstone torch koyarsak burasının yatak odası olduğunu gayet belli ediyor. O zaman bir tane daha yatak odası yapalım. Öbür tarafa bir tane daha yatak odası yapalım. Bu evde sadece iki kişi kalmayacak değil mi? Şurayı yapalım. Tamam. Buraya da gerçek yatak kullanalım. Her yerde de yarı yatağı olmasın. Bu şekilde. Evet, burası da mis gibi yatak odası oldu. Arkadaşlar ben çok fazla yapı yapmaya kaptırdım kendim. Biraz daha şakalamam lazım. Artık biraz abartmaya başlayacağım. Bakın da hepsini azıcık. Abi. Merhaba. İyiyim. Senden ne var? Ne zaman bitecek? 10. 9. Bitmeyecek. Nasıl bitmeyecek? 10. 9. Hayır. Sen misafirlerine böyle mi davranıyorsun? Aa, misafirin doğru. Tamam, misafir olduğun için sana bir 5 dakika daha verebilirim. Allah razı olsun. Eyvallah, estağfurullah kardeşim benim. Rica ederim. Bekle şimdi ben mükemmel bir build yapacağım. Yani aklına hayalinin şaşacak. Yani rüyada görebileceğin en iyi build bende. Baydemir'i bile geçecek kesinlikle. Oha, yalnız öyle demezsen adam. Yok yok, hiçbir şey olmaz. Değişik değişik şeyler yapmışlar blok isimlerine. Aşırı sinir oldum şu anda. Sen en son 1.18'de 1.8'de mi oynadın? Ne demek blok isimlerini değişik yapmışlar? Ben en son Hypixel'de oynuyordum. Tamam. Arkadaşlar şimdi size bir troll kataloğu göstereceğim. Buraya şöyle yaptığımız, şöyle yaptığımızda ve sen suyumuzu seçtiğimizde bu şekilde troll menüsü var. Arkadaşlar burada sizin en sevdiğiniz troll hangisi? Yani ben hangisini çok seviyorsunuz? Favoriniz hangisi? Benim favorim büyük ihtimalle şu yaylardan olacak. Bu yayları aldığımızda mesela bu şekilde bunu yaptığımızda bir de kendimize görünmezlik verdiğimizde. Birisi ok atıyor. Ay dur mikrofon. Biri ok mu atıyor? Biri ok atıyor. İskelet falan mı var yakınımda? Yani birinin ok atamayacağı kesin de. Biraz saçma bir şey olmuş o. Ama bak oklar var burada. Ama da bende ne alakası var? Ben sana bir şey yapıyorsun dedim mi? Sen niye kendi üzerine alındın ki şimdi? Tamam, bu kim ok atabilir benden başka? Sen atıyorsun yani oku. Hayır ben atmıyorum ya. Gayipten sesler duyuyorsun sen. Gayipten şeyler ya görüyorsun. Bak gerçek diyorum. 2 saattir garip garip şeyler oluyor burada. Ben burada masum köylüyüm. Yoksa Herobrine gerçek mi? Ha. Yok, onu yedim. Herobrine mi yedin? İzin olursa bir su içebilir miyim? Tabii ki izin veriyorum. Şaka yaptım. Ya Allah Allah. Bu ne lan? Yiğit uçan olta var. Allah çarpsın olta uçuyor. Mümkün değil. Mümkün ya değil. Tamam bak gelin bakayım evini görürüm ama bak. Allah çarpsın bak olta uçuyor burada. Bana takmış beni takip mümkün ediyor. Mümkün değil. Mümkün değil. Mümkün benim... değil. Ya Allah mümkün Allah. Değil. Sen kaybedeceğin anlayınca saçmalamaya başladı. Ya, ya mümkün ya. Ne? Mümkün. Lan, ya bak, ya bak mümkün olsa neyse ama mümkünatı yok. Bunun mümkünatı yok. İki saattir başıma garip garip şeyler geliyor bak sinirlenmeye bak. Arkadaşlar şu an çok iğrenç bir şey yapacağım. O kadar iğrenç bir şey yapacağım ki bence tadı çok kaçacak. Bu arada bir şey diyeyim mi? Bence bunu bir daha yapmakla uğraşmayabilir. Arkadaşlar şu an evini patlatıyorum tamam mı? Evine roket atıyorum. Gönderdim. Yiğit, evim ha. Patlamış. Yapma. Yok, evim patlamamış. Ne olmuş evine? Ya bak bir şeyler geliyor gidiyor. Bak şimdi de patlama sesi duydum. Bomba attılar bir yere. Videomu sabote etmezsen sevinirim. Videomu sabote falan etmiyorum. Birisi evimi patlattı. Yiğit bir şey soracağım. Server'da sen dışında başka birisi daha var mı? Yok, ben varım. Sen varsın. Bak benim evim patlıyor. Hani benden habersiz Creeper falan geldi de Creeper mi patlattı diyeceğim. Evin etrafında dolaşıyorum ben 2 saattir. Burada ev yapmaya çalışıyorum. Evin etrafında garip garip şeyler oluyor. Galipten sesler geliyor. Ben artık kafayı mı yedim? Onu Creeper yapmıştır da yani senin çok süren kalmadı. Ben sana söyleyeyim hani haberin olsun. Maksimum 10 dakika falan. Başlatma süresini. Evim patladı. Evim. Ya evim patladı bitti. Da ben ne yapayım? Creeper gelip patlatmış. Bana niye söylüyorsun bunu? Ne yapayım? Evim patlamış. Tamam. Zaten kötü evini patlatmış bir tane. Olacak bir tane daha yaparsın. Evim kötü sen... falan değil bak gayet de güzel gidiyordu. Gayet bir kötü şey bir ev yapmıştın sen. Pembe yaptın değil mi evi doğru söyle. Hayır. Ne yaptın o zaman evi? Çok güzel bir ev yapmıştım evim patladı. Ya bak 2 saattir garip garip şeyler başına gelip duruyor. Gerçekten şimdi videoyu terk edeceğim. Tamam videoyu terk etmesen yine de ama yani. Terk edeceğim böyle giderse. Yok terk edelim. Arkadaşlık kılacaksın sonra arkadaşın olmayacak. Zaten yok ki. Yok mu? Görünmez edin. Olur mu? Tamam ne zaman bitecek evin? Yani Galip'ten sesler duyup bir şeyler olmazsa bitecek. Tamam duymazsın ben. Ya çok güzel ev yapıyordum gitti evim ya. Arkadaşlar şimdi garibanın evini yakacağım tamam mı ben?
Yani bir kere patlattık. Artık patlattıktan sonra onun bir gazını aldık. Gazını aldıktan sonra da şerbeti vermek lazım. Şöyle bir şerbeti verelim. Tamam. Şöyle şu blocu da şuraya koyayım. Şunu da şuraya koyayım. Şöyle koyayım. Yiğit, ben senden şüphelenmeye başlıyorum ama. Yok canım, yapı kapışması videosu normal işte. Şey, ay, burnuma yanık kokusu gelmeye başladı. Bombadan dolayıdır. Evim bombalandı. Tamam, ev yapıyorum da bir dakika. arkadaşlar bir sıkıntı var da. Bir ev yapıyorum, sorun yok. Keşke ben de yapabilsem. 2 saattir sabote ediyorum. Yaparsın. Evi yaparsın da bir evi yap bence. Bence bir evi yap. Evi yap bir. Evi yapacağım da yeri dolduracağım. Evi hemen yap. Evi hemen yap. Evi yanıyor. Lan evi yanıyor. Evlilik durumu kalmadı ki. Evi yap! Yapıyorum, sus! Bu ne? Yiğit, evim yanıyor. Yiğit, evim yanıyor. Yanmıyordur. Evim yanıyor ya. Yanmıyordur. Hayır bak, ben Minecraft oynamayı bırakalım. Böyle şeyler mi geldi? Durduk yere bir şeyler oluyor. Hayır, durduk yere bir şeyler geldi. Herobrine gerçek mi yoksa? Ya Herobrine'i de başlatma bana. O blokları falan uçamayın burada. Tövbe git. Niye, nereye gideyim? Cehennemin dibine kadar yolun var. Aa, ne diyor? Çok terbiyesiz insan olmaya başladın sen ha. Ben anlamam. Evim yandı ya bak. Ya abi, tamam evim... de evin yanınca bana niye kötü şeyler söylüyorsun? Ya bak, evim yanıyor, ben evi yapamıyorum. Biliyor musun? Delirtme beni. Benim de evim yandı. Ama Minecraft'taki evim değil. Tamam, şöyle yapalım. Ne yapalım? Ben kendi izleyicilerle konuşuyorum, evimi yapıyorum da. Şimdi ise onun evini tamamen pembeye çevireceğim. Evim yanmasaydı çok güzel bir evim olacaktı. Evim gitti. Evet. Harika. Gerçekten. Bak Yiğit, ben evimi yapmaya başladığımda hani biraz... Niye oyundan çıktın? Evim lava dönüştü. Evim lava dönüştü. Efendim? Abartma. Nasıl ya? Bak az önce Allah çarptı ve evim az önce şey lava dönüştü. Sen mi video çekiyorsun yoksa? YouTuber arkadaşıma paranormal şaka yaptım. Allah çarpsın, az önce lava vardı. Evim lava. Allah çarpar ama evin lava falan dönüşemez yani. Öyle bir şey kabul etmiyorum. Ya vallahi dönüştü. Hayır bak, ben oyunu bıraktıktan sonra evim değişik bloklara dönüşüyor. Bak taş oldu, çimen oldu, toprak oldu. Niye taş, tahta? Harika. Harika, gerçekten alkışlıyorum şu anda oyunu. Harika. Gerçekten bak, RGB renk değiştirir gibi evimin blokları değişiyor. Hem de o ne demek ya, çok merak ettim. Video kaydını alsaydın ya, ben de izleseydim. Ben masum evimi yapmaya çalışıyorum çünkü de. Ben çok masum bir insanımdır. Aynen, çok iyi bilirim senin masumluğunu. Yalnız burayı su kapladı. Suyu nasıl kapatıyor? Süngerle kapanıyor değil mi? Aynen. Thor mu geldi oyuna, benim mi haberim yok? Ha, onu bilmiyor musun? Oyuna yeni update ile Thor eklendi. Harbi mi lan? Öyle bir şey varsa geri başlarım oyuna bu arada. Süper kahramanları seviyorsun galiba. Bak yine evim yanıyor ya. Yiğit, sen mi yapıyorsun? Neyi? Sen mi bir şeyler yapıyorsun? Hiçbir şey yapmıyorum. Olduğum yerde, oturduğum yerde oturuyorum. Galip'ten Sezer mi? Ya ben mi şizofrenim ya? Bak yine şey geliyor. Gök gürültüsü sesi geliyor. Peki onun sadece şöyle bir kulesini hani bir bir şeye çevirsek şöyle. Mesela sadece alsam buraya ve şurayı da aldığını burayı silsek. Tamam, hazırdık. Sesi açalım. Atol. Efendim, bir daha söyler misin? Bu sefer geğirmeyeceğim. Ya bir şey diyeceğim, benim harbi evim gitti bu arada. Nasıl evin gitti ya? Evimin yarısı yok. Saçma ama. Kirap düzelir. Çık kirap düzelir o. Yüklenmemiştir o. Çank hatası falan mı oluyor? Aynen öyle şeyler oluyor ya bazen maalesef. Aynen, geri geldi. Çank hatası olmuş bekliyorum. Ben daha güzel söylüyorum. Söyleyeyim mi? Şöyle. Mi me ma mo mu. Mi me ma mo. Mi me ma mo mu. Mi me ma mo. Mi me ma mo mu. Tamam, bir daha söyle. Tamam bir daha söyleme. İlk öncelikle şurayı bir silip geri yükleyelim. 18 yıldır mimar olarak. Evim gidip geliyor bak yine. Seyret perişan halimi bende akşam olmakta. Dostlar seyrelmiş beyhude lafta vakit dolmada. Avare oldum, serseri oldum, terk idi yarda zalim. Biraz daha böyle saçma sapan hatalar olup durursa şu anda terk edeceğim videoyu. Senin Allah'ın yok. Konuşamıyorum bak, sinirden konuşamıyorum. Elim ayağım titriyor şu anda sinirden. Hakim. Sinirden hakim olmalısın. Papatya evreni versen yine geçmez bu sinirim. Ne versen? Papatya evreni. Papatya evreni. Evet, çayı artık yetmiyor. Papatya çayı evreni olması lazım herhalde. Çayı da yetmiyor. Umarım daha da
hani kötü bir şeyler olmaz çünkü. Çok bıktım. Ben sana bir çay yapayım mı? Olur, yap, nasıl yapacaksın? Abi benim çaylarım böyle sıfır şekerli. Sert, tam kapalı ve sıfır şekerli bir çaydır. Tamam. Olur mu? Uyar mı sana çay, öyle bir çay? Olur. Tamam, o zaman sana çay veriyorum. Tamam. Evet. Koyuyorum çayları. Koy. Yanlışlıkla bomba koydun galiba. Ya şu o şeyden aldım. Bilim yok şu anda. Ne hani bak ne? Artık ciddi konuşmaya başlayacağım. Yapı kapışmasına geldim, okey. Sen bana dedin ki WhatsApp'tan, gel video çekeceğiz yapı kapışması. Tamam, çıkır yap. Belki üzülür. Sen bana yazdın ki, gel video çekeceğiz yapı kapışması. Ben de tamam dedim, hani herhangi böyle bir şeyler olmayacak sanaraktan. Evim hala yok. Hiç evim yok bak. Yarışmaya katılacak, kapışmaya katılacak 10, bir evim yok benim şu anda. 9, 8... Dur bekle bekle de bana bir dakika ver sadece, tamam mı? Tamam, bir dakikan daha var. Ben anlamadım şimdi ne oldu evine. Neyse. Bir dakika verdim sana, benim evim de şöyle. Bitti gibi benim evim. Bitti aynen, benim evim bitti. Güzel bir evim oldu. Bunu düşünüyorum. Yani kapışmaya katılacak bir şeyim kalmadı artık. Evim kalmadı çünkü evimi yediler. Aa, niye öyle yapmışlar ki? Değil mi? Bence de niye öyle yaptılar? Şimdi dünyanın en güzel evini yapacağım diyeceksin ki oha yuh çüş. O hala yapamadın mı sen? Çok az kaldı, bekle. Artık bıraktım hani yapmayı, tamam mı? Çünkü 2 saattir ne yapmaya çalışırsam çalışayım. Evim yok oluyor. Evim gidiyor. Sakin ol. Tamam, klavye falan vurma. Tamam. Çözeriz evim yani yok bunlar. Oldu. Oyun yani bunlar sonuçta hani. Oyun sonunda çözülecek şeyler değil mi? Değil mi? Bitti evim, gel. Ha, dur gelme, bekle. 10. Hayır dur. 9. 8. 7. 6. Tamam, bitti. 5. Abi formate gerek sayıyorum ama. 4. Tamam. 3. 2. 1. Ve bitti. O zaman ilk senin evine gidiyoruz. Hayır, ilk ben bakayım. İlk senin evine gidiyoruz arkadaşlar. Bir yapı kapışmasında süremiz doldu. Şimdi iki tarafta birbirine evine bakacak. Sonra siz en iyi evi seçeceksiniz. Yani en iyi evin kimin olacağı belli de zaten. Benim kapışmaya katılacak bir evim olmadığı için. Şöyle geldim. Bir dakikada olduğu kadar. Gel bak, nasıl evim? Burada bir şey göremiyorum arkadaşlar. Hayır şimdi. Bak, burada mükemmel bir tablo var. Sana anlatayım evet, mı? Evet, buradaki tabloyu bana anlatır mısın? Burada tamam. Neyi anlatmak istemiş şair mesela? Tamam, bekle. Sana şöyle anlatacağım. Beni izleyeceksin, öyle anlatacağım, tamam mı? Tamam. Bekle, sana ilk önce oturacak bir yer yapayım, gel. Tamam, oturayım mı bir de? Aynen, buraya otur. Bir niye de... pembe bu? Çünkü pembe. Tamam, pembeye. Oturdum pembe sandalyeye. Ve şunu koyalım. Bu ne? Neyse, daha fazlasına gerek yok. Otur ona. Tamam, oturdum. Bak şimdi. Buradaki tabloda ne anlatmak istiyorum biliyor musun? Bak. Mesela şu taşlar var ya, arada yosunlu taşlar falan var, sarmaşıklar falan var. Burada anlatılmak istenen burada Türk tarihini anlatıyor. Tarihi eserlerden kalıntı taşlar var burada. Hı hı. Şu mükemmel sarmaşıklar, geçmiş zamandan toplanmış ağaçlardan gelen sarmaşıklar. Anladın mı? Hı-hı. Ondan sonra şu tahtalar. Yine geçmiş zamandan kalan evlerden kalma tahtalar. Onlardan biraz birleştirdim. Havada kaldı. Nasıl havada kaldı ben de bilmiyorum. Biraz fizik kurallarına aykırı bir durum, ben de bilmiyorum. Çok sorgulama onu. Bu derin çukur nerede? Bu derin çukurda normalde kocaman bir deniz vardı. Ama ne de ne de ne de? Ne? Bak, burada normalde kocaman bir deniz vardı. O denizde ne oldu, anlatayım mı? Anlat. Biz geçmiş zamandan Yunanlıları döktük ya buraya. Evet. Sonra ben o suyu içtim. Burası böyle kaldı. Sonra bu suyu içtin. Sonra böyle bir ev yaptın değil mi? Bu ne? Evet. Bu köpek kulübesi mi? İçeride sen yoksun lan. Oh! Oh my god! Mom get the camera! Wow! Ben gaza geldim de pardon. Benim özürüm. Bir profilim vardı ya. He. Artık yok. Tamam, girsene içeri. İçeri girip şey göster. Ya Allah Allah, bir espri yaptık diye insan Discord'dan mı çıkar ya? Bakayım şöyle. Arkadaşlar evet, şu şekilde bir puan verin. Tamam, 10 üzerinden şu gördüğünüz ekrandaki bir puan verin. Verdiniz mi? Yorumlara yazdınız mı? Videoya like attınız mı? Atmamışlar. Bak şunu görüp bak. Ha, şuna nasıl like yapmazsınız bak. Değil mi? Arkadaşlar like yapmazsanız o zaman Mario sunucunda hile kullanan oyuncuyu buraya hapsettim. Attığınız her like bu oyuncunun 14 yılda burada kalmasını sağlayacak. Evet arkadaşlar, videoya like atmıyor muyum? Benim evim bu şekilde piramit bir ev. Tamam. İlk önce dışına bir bakalım. Şöyle dışı şu şekilde normal bildiğim piramit. Mısır'dan gelmiş galiba. Aynen. Mısır'dan özel olarak getirttik bunu. Hani özel olarak
tırlarla geldi. Hı, öyle mi? Dışında mı? Çok bir olay yok. Asıl olay içinde. Hı. Bir dakika, biz destur demedin. Çık bir daha gir. Tamam. Destur, bismillahirrahmanirrahim. Aa, şuraya baksana, o ne lan? Pembe unicorn. Koş. Nerede? Pembe unicorn. Koş. Nerede? Orada bak, dolaşıyor. Çabuk bak. Nerede? Dolaşıyor orada. Nasıl hayır, görmedin? Göremiyorum. Ben gördüm. Sen şizofren misin? Ha, pembe unicorn dolaşıyor. İyice bir bak bakayım oraya. Ben geleceğim şimdi senin yanına. Şizofrensin galiba. Ben geri geliyorum buraya. Hayır, gelme. Pembe unicorn'a bakmışsın orada. Unicorn değil de burada başka bir şey var. Tamam, gel abi. Pembe unicorn sahteymiş ya. Tamam. Niye beni kandırdın? Özür dilerim seni kandırdığım için. Gel destur. Destur çek onu. Destur, bismillahirrahmanirrahim. Bir dakika. Bu ne? Hile. Misafirlere hoş geldin hediyesi falan mı? He, hoş geldin diye yaptım. Aa, o ne, pembe unicorn. Aa, gel. Unicorn burada. Git. Tamam, o zaman kız bir pro mimar olarak benim evimi yorumlar mısın? Şimdi. Ama ciddi bir şekilde. Şimdi ilk önce. Estetikten yoksun. Görünümden yoksun. Amaçtan yoksun. Heh. Yatak neden yerde? Sen köylü müsün? Yer yatağında. Sen ne diyorsun? Sen ne dedin az önce köylülere? Şu an 0 puan aldın izleyicilerden. Haberin olsun, ben söyleyeyim yani. Kırp burayı. Tamam. Bir şey soracağım. Gelsene buraya. Bu ne? Yer yatağı. Evet, tam senlik bir yatak. Kal orada. Yalnız evime dokunmazsan sevinirim. Evet. Yorumla evimi yorumla. Nasıl yorumlayayım? Tek çok merak ettim. Bu platform neden var? Neden? Tuzak. İstenmeyen misafirler için. Ya sen şimdi bu arada bizim televizyonumuzun bir özelliği var ve bunu senin sırf bu yüzden kazanacağımı düşünüyorum. Mesela bu televizyon 3 boyutlu bir televizyon ama yani buna bastığında televizyon çalışacak. Şu an bir patlama sahnesi izliyoruz. Ve gördüğün gibi patlama sahnesinden dolayı 3 boyutlu televizyon kendini patlattı. Senin bir televizyon vardı ya, artık yok. Tamam, televizyonun bu şekilde gördüğün gibi. Sadece bu televizyonun bile senin o köpek kulübeni yenmeye yetiyor. Köpek kulübesi mi? Bu şekilde, evet. Orası senin evin. Yani bu şekilde yaptık. Umarım videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Çünkü %90 engelli çikonomisi mutlu etmek için videoya like atmanız çok önemli. Bir de abone olmanız, değil mi? O zaman sana bir şey diyeceğim ya, özel bir konuşalım. Neredesin? Hatta senle şöyle pembe koltuklara oturalım. Neredesin? Geç karşıma. Oturma, yanıma yaklaş. Kulağını getir. Getirdim. Biz sana bir şaka yaptık. Discord'dan çıkma sesi oyunda niye öyle yaptı ki? Videomu izlediğiniz için teşekkürler. Abone olup like atıp videoyu paylaşmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Ben kaçtım.